Melek Hanım, evlilik birliğini en az hasarsız, en kısa sürede nasıl bitiririz? Anlaşmalı boşanma için ne yapmak gerekir? Peki Melek Hanım, 2024 yılı için anlaşmalı boşanma davası için ne kadar masraf yapmak gerekiyor? İki haftalık aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağını ve sürecini konuşacağız. Melek Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim gayet. Sorularıma başlıyorum. Melek Hanım, evlilik birliğini en az hasarsız, en kısa sürede nasıl bitiririz? Evlilik birliğini bitirme kararı aldıysanız, siz ya da eşiniz ya da her ikiniz, öncelikle ortak bir noktada buluşup anlaşmalı boşanmak en doğru karar. Anlaşmalı boşanma yoluyla en doğru kararı vermiş olursunuz. Eğer anlaşabiliyorsanız. Yani evet. Ya genellikle çocukların velayeti ya da maddi talepler sebebiyle taraflar anlaşamıyorlar. O konularda anlaşılırsa anlaşmalı boşanma gerçekleşiyor. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Çekişmeli boşanma süreci çok uzun sürüyor. Çok. Ve insanları bu süreç bittiğinde de tatmin etmiyor. Yani istediklerini de alamıyorlar. Evet, evet, tabii. Yargılama belki 2 sene sürüyor. Hayal ettiklerinden çok daha uzak. Yerel mahkeme 2 sene sürüyor. Bir evet, evet, yerel mahkeme. İstinafı ve yargıtayı var. Öyle olunca aldığınız tazminat da herhangi bir anlam ifade etmiyor. Eğer karşı tarafın ağır kusuru varsa aldığınız tazminat da tatmin etmiyor. Nafaka da çok minimize oluyor. Özellikle günümüzde enflasyonda. Değerleri çok yüksek olduğu için. Evet, enflasyon oranı çok yüksek olduğu için günün sonunda kazanan olmuyor. Anlaşabiliyorsanız hızlı ve sorunsuz bir şekilde anlaşmalı boşanmak en doğrusu, evet, olacaktır. Peki Melek Hanım, anlaşmalı boşanma için ne yapmak gerekir? Anlaşmalı boşanma davası için önce çiftlerin boşanmanın bütün ferileri konusunda, boşanma kararı ve bütün ferileri konusunda anlaşmış olmaları gerekiyor. Bazen bize taraflar müracaat ediyor. İşte boşanma konusunda anlaşıyorlar ama onun dışında hiçbir konuda anlaşmamış oluyorlar. Hakim bizi anlaştırsın da. Evet, yani ne alabilirim ki diyor bana mesela. Ne nafaka isteyebilirim ki? Ya tabii ki biz ortalama bir nafaka bedeli söyleyerek ya da tazminat ya da mal paylaşımının ne şekilde olması gerektiğini hakkaniyet ölçüsünde tabii ki telkinde bulunuyoruz ama burada sonuçta anlaşacak olan iki taraf. Evet. Yani biz onlar adına karar veremeyiz. Yani şey diyorlar, ikna etmek de gerekiyor karşı tarafı. Yani bazen şey diyorlar, mahkemeye gideriz işte ben hakime derdimi anlatırım. O bana uygun nafakayı zaten hükmeder. Tabii. Önce hakim karar versin. Sonra gidiyorlar, ben nafaka istiyorum diyorlar. Sonra davaları çekişmeli boşanma davasına dönüyor. Maalesef onları da yaşıyoruz. Peki Melek Hanım, şöyle bir şey var. Dava açarken anlaşma protokolünü sunmak zorunda mıyız? Bunu niye soruyorum? Çünkü yani insanlar hızlıca davayı açmak istiyorlar ama protokol için belli bir süre lazım geliyor. Mesela belki yurt dışından gelecek, evet, eşi. İmzalayacak. Evet. Ya da bazı konularda tam anlaşmamışlar. Bir hafta 10 günlük bir süre ihtiyacı var. Davayı açarken içinde anlaşmalı boşanma protokolü olmak zorunda mı? Değil. Boşanma davasının görüleceği gün protokolün sunulması yeterli. Anladım. En geç tabii ki. Yani önden tabii ki mahkeme hakiminin de hazırlığını yapabilmesi adına önden protokolü ibraz etmek en doğrusu. Ama eğer öyle bir imkanınız yoksa boşanma davasının görüleceği günde anlaşmalı boşanma yalnız da protokolü getirebilirsiniz. Evet, ibraz edilebilir mahkeme dosyasına. Peki Melek Hanım, 2024 yılı için anlaşmalı boşanma davası için ne kadar masraf yapmak gerekiyor? 2470 TL civarında bir yargılama gideri, gider avansı, harç toplamı. Yani tevzi bürosuna gittiğiniz zaman yanınızda 2500 TL para bulunması gerekiyor. Eğer kendiniz açacaksanız ya da işte avukatınıza masraf olarak ödeyecekseniz ödemeniz gereken bugün itibariyle, yani 31 Mart bugün, 2470 TL. Peki Melek Hanım, anlaşmalı boşanma davasında hakim duruşmada ne soracak? Hakim duruşmada öncelikle tarafların boşanma iradesini sorar. İkiniz de boşanmak istiyor musunuz? Bu kararı özgür iradenizle mi aldınız? Sonrasında da boşanma protokolündeki bazı maddeleri ya da tamamını sayar ya da protokolü göstererek protokoldeki imzanın kendilerine ait olup olmadığını sorar taraflara. Kimlik tespit yapar bundan önce, onu atlamayalım. Evet. Tarafların yanında mutlaka kimliklerini getirmiş olmaları gerekiyor. Kimlik tespiti yapar, boşanma iradeleri sorulur ve protokoldeki şartları kabul edip etmedikleri bir kez daha orada kendilerine sorulur. Ondan sonra hakim protokol şartları çerçevesinde boşar, imzalarını alır,
Ama karar kesinleşinceye kadar boşanma gerçekleşmiş. Tam da onu soracaktım zaten. Evet. Peki yani taraflar şunu söylüyor. Bazen yorumlarda da görüyorsunuz. Ben 3 gün içinde boşandım. Ben 5 gün içinde boşandım. Ben 15 gün içinde boşandım. Sonra nüfusa girdikleri zaman aslında boşanmamışlar. Tabii. Bu boşanma sürecinin sonucunda nüfustan boşanmaları ne zaman düşecektir? Boşanma davasının görüldüğü günden sonra bir ay içerisinde mahkeme hakiminin gerekçeli kararı yazmış olması gerekiyor. Evet. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra da tarafların ya bizzat müracaat ederek gerekçeli kararı tebliğ alması gerekiyor ya adreslerine karar gönderilir. Yani tabii ki taraflardan birinin bunu talep etmiş olması gerekiyor. Tebligatı aldıktan sonra ya yine istinaftan feragat dilekçesi sunmaları gerekiyor. Sunmadıkları takdirde de 2 hafta içerisinde dosya istinaf edilmezse artık karar kesinleşmiş oluyor ve mahkeme nüfusa tarafların kesinleşmenin olduğu tarihte boşandıklarına dair bir yazı gönderiyor. Artık nüfus da bu kararı işliyor ve tarafları boşanmış olarak kaydediyor. Peki Melek Hanım, bu anlaşmalı boşanma kararı istinaf edilebilir mi? Bir üst mahkemeye gitme şansı var mı? Elbette. Taraflardan biri daha sonra bu kararından pişman olursa ya da bazen sonradan gelişen olaylar oluyor. Mesela benim son baktığım davalardan birinde anlaşmalı olarak boşanma kararı veren tarafların diğer tarafın zinasını öğrenmesi sebebiyle dosyayı istinaf ettik. Sonra ne oluyor? İstinaf dosyayı geri gönderiyor yerel mahkemeye. Kararı kaldırıyor anlaşmalı boşanma kararını ve çekişmeli boşanma davası olarak devam ediyor. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.